Ağzına çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Ben aslında Savaş'a bakmıştım ama. Savaş mı? Hı hı. Filiz, kim gelmiş? Savaş, oğlum. Anne. Anne mi? Anne sen ne yapıyorsun burada? Aslı sen ne yapıyorsun burada Savaş? Birisi geldi, polismiş. Bir şeyler anlattı durdu, burayı anlattı. Sen burada mı yaşıyorsun? Yok anneciğim, burada oturmuyorum ben. Sen de başka bir yere gidelim, daha rahat konuşalım. Hadi gel, gidelim. Barış ne oluyor? Abla, İsmet bir daireni istiyor, vereyim mi? Bu kız, bize gelen o küçük kız değil mi? Neydi adı onun? Kiraz. Evet, evet. Kiraz o, aynen. Gel anneciğim, biz gidelim. Dediğim gibi rahat bir yerde konuşalım. Hadi yürü. Hadi gel. Ya siz ne yapıyorsunuz Savaş? Bir şey yapmıyoruz anneciğim. Hadi sakin ol. Filiz bekle, geleceğim ben burada, tamam mı? Ne olur bekle, geleceğim. Kiraz. Anlat. Kiraz anlat. Nereden tanıyorsun o kadını? Abla ben... Abla ben ne? Abla ne oluyor ya? Rahmet karışma. Anlat. Ne demek ben artık orada yaşıyorum? Sen ne yapıyorsun ya? Sakin olur musun lütfen? Ben kendime burada yeni bir hayat kuruyorum ya. Yeni bir hayat mı kuruyorsun? Evet. Senin zaten bir hayatın var. Ne işin var senin o köhne mahallede? O evin içinde? O kız sana niye Barış diyor? Ha? O seni nasıl Barış diye çağırır? Nereden biliyor o Barış'ı? Ya işte ben de adresini bulup evlerine gittim. Evlerine mi gittin? Nasıl ya? Sen bizden habersiz başkasının evine mi gittin? Kızım ne zaman gittin? Ya çok büyük, lüks bir evde oturuyorlar.
bayağı zenginler yani. Deminki kadını, annesini gördüm. Sana söylemem için çok ısrar etti Barış abi. Yani Savaş abi. Sen bunların hepsini biliyordun, söylemedin bana. Ablana. Ya abla bak, Barış abi seni çok seviyor. Neden sana yalan söyledi gerçekten hiç bilmiyorum ama seni çok seviyor. Fikret, mantığımı getir ablacığım. Rahmet, siz de etrafı toplayın, gelin. Ben duramıyorum burada. Abla. Ulan Barış'a bak ya. Babam nerede? Gitti. Sen niye gitmedin? Anlaşalım bundan sonra yalan söylemek yok. Ben baştan başlayalım. Filiz ben. Başlayalım hadi. Barış ben. Annem babam yok. Öldüler. Liseyi bitirdim. Bir restoranda bale olarak çalışıyorum. Ama işimi kaybettim maalesef biliyorsun. Ve iş arıyorum şu anda. Hatta senden sonra da gidip iş başvurusu yapacağım. Oldu mu? Oldu. Anlaştık değil mi? Yalan söylemek yok. Yalan yok. Boş boş televizyona bakıyor. Annem? Annem bizim odada uyuyor hala. Ya kızım morali çok bozuk. Bir yanına mı gitsek acaba? Abi bence hiç gitmeyelim. Bırak rahat kalsın kız. Yalnız o Barış'a da başlayacağım ha.
Barış değil ki adı. Savaş ya. Her neyse işte. Savaş ve Barış. Klasik roman mı lan bu? Ya abi nereden biliyorsun? Belki bir nedeni var. Belki söyleyemediği bir şey. Söyleyemediğini ben sana söyleyeyim Kirazcığım. Bu Barış sahtekarın teki çıktı. Bir daha da ablamın yanına yaklaşamaz. Tamam. Ulan adamın hem iki hayatı var. Bir de iki ismi var. Onun adını da hayatını da hasta mıdır nedir? Ulan madem zenginsin bizim mahallede ne işin var? He. Bize normali denk gelmiyor ki anasını satayım. Ya ama belki de biz bir ilk önce Barış abiyle konuşsak. Hadi Kirazcığım yatağa sen. Yarın okulda Barış abini sormayacaklar sana. Kalk hadi. Bir daha da bizden habersiz hiçbir yere gitmek yok. Biz nereye sen oraya. Tamam mı? Hadi yatağa. Yat lan sen de. Abla. 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 Ablacığım. Ya ben yatıyorum. Tamam iyi geceler. Ya istersen sen benle yat bu gece. Annem senin yatağında yatıyor ya. Bacım yok ben burada yatarım. Merak etme sen. Abla. Sen bana küstün mü? Ablalar kardeşlerine küsmezler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Söylüyorsun bana ya. Annem hep Barış koymak istemiş ismimi. Ama işte babam da Savaş olsun istiyormuş falan nüfusa gitmiş. Savaş yazdırmış. Ama annemden ötürü herkes küçüklüğünden beri bana Barış der yani. Öyle kalmış yani çok önemli bir şey değil. Büyütecek bir şey değil yani anlamadım niye bu kadar şey yapıyorsun. Efendim anne. Oğlum neredesin sen yine? Çıkmışsın haber vermeden. Ben geç gelirim anne bugün. Gelmem daha doğrusu. Sen bekleme beni ben sabah gelirim. Oğlum yine mi o mahalleye gittin sen? Anne. Gerçekten inanamıyorum sana ya. Anne. Gerçekten zor durumdayım. Tamam mı? Bu gecelik izin ver bana olur mu? Peki oğlum, tamam, peki. Tamam anneciğim, öpüyorum seni. Yat lan. Kim lan bu saat? Ne bileyim. Adı neydi bunun ya? Hangisini soruyorsun abi? Filiz içeride mi? Hmm. İçeride. De. Seninle görüşmeyecek yani. Onunla konuşmam lazım. Sen anlamadın herhalde.
Görüşmeyecek dedik. Beyler, gerçekten anlıyorum sizi. Yani kardeşsiniz ve onu korumak istiyorsunuz. Ama gerçekten bilmediğiniz şeyler var benim. Neyi bilmiyormuşuz ya? Gizlediğin ne var başka? Söyle bakayım. Rahmet benim. Rahmet çekil. Abla sen içeri geçer misin? Rahmet çekil. Filiz. Hırsız git. Git. Kapıyı kapat. Filiz, bir şey söyleyeceğim. Abla. Hadi ya. Hadi ayakta durma. Hadi otur bakayım. Geç. El İsmail.
Hadi. Hadi. Otur bakayım. Hoppa. Annem gitti mi şimdi? Ne zaman gelecek peki? Bilmiyoruz ablacığım. Ne yapacağız şimdi? İşte ne yapacağız? Siz şimdi formalarınızı giyip okula gideceksiniz. Ben size kahvaltı hazırlayacağım. İşte ödevlerinizi yapacaksınız. Aynı. Yani. Her şey eskisi gibi olacak işte. Her zaman gibi. Biz bize yeteriz yani. Değil mi? Evet. Evet. Fazlası fazlalık zaten. Biz 6 kişiyiz. Yetiyoruz biz bize. Hadi Fiko koş. Hadi. Hadi Kiraz sen de ablacığım. Alışacaklar abla. Biz nasıl alıştıysak onlar da alışacak işte. Biz alıştık mı? Arkadaş yine kim unuttu bu herifi burada ya? Fikri abi. Günaydın Tufan abi. Ya oğlum ben sana kaç kere dedim bu herif burada unutma diye, he? Abi kusura bakma ya. Vallahi tam dükkanı kapatmaya yakın geldi. Bir bira içip gideceğim dedi. Sonra kalmış öyle demek ki. Ben gitti sandıydım. Ya yürü git çay demle ya, yürü. Şşş, Fikri abi. Wow. Ya oğlum ya manyak mısın nesin ya? Uyuyan adam uyandırılır mı lan? Arkadaş at hırsız gibi yatmışsın ya. Kalk. Git evinde yat ya. Karı dırdırından kaçmışız gelmişiz buraya. Uyuyakalmışız işte. Hı, dörtmüş üstüne. Hadi bana kahvaltılık bir bira versene. Bakıyorsun hadi git bir bira bitir Allah'ım. Ay. Ay. Böbreklerim ne olmuş ya? İyi günler. Yakın siz misiniz? Evet, kızıyım. Anneniz veya bir aile büyüğü yok mu? Ya annem var ama o rahatsız. Bir tek ben varım hastanede. Pekala. Hastamızın durumu şöyle. Haşim Bey kalp krizi geçirdi. Kalp ve damar yolları temiz olduğundan acil bir anjiyo veya stent durumu yok. Fakat krize bağlı felç durumu söz konusu. Nasıl yani? Yani hastamız bir süre yatağa bağımlı olacak. Bu süreçte sizin ciddi bir refakat ve bakımınıza ihtiyacı var. Filiz, gitti mi yine Şükran? Sen eksiksin tövbe yarabbim.
Gitti, gitti. Gitti değil mi? Gitti. Rahatladın mı? Aman çok rahatladım. Kafamız şişti hırgününüzden. O bir adam dolanıyordu buralarda. Onunla mı gitti? Sana ne? Sen ne karışıyorsun her şeye? Ne demek karışma? Sayenizde hepimiz içindeyiz. Şükran'la Fikri'nin tartışmaları ayrı. Senin o oğlanla münasebetin ayrı. Evde tutmuş burada. Ah ne âlâ. Utanmanız da yok. Maşallah. Ulan ben ne utanacağım? Siz kendiniz utanın. Ben ailemi bir arada tutmaya çalışıyorum diye mi utanacağım? Kardeşlerime sahip çıkıyorum, annemin babamın durumu ortada diye mi utanacağım? Siz utanın be. Senelerdir oturuyoruz burada. Bir gün sormazsınız aç mısınız, tok musunuz, iyi misiniz diye. Delikoduya gelince akbaba. Ulan ben tek başıma savaş veriyorum be kimseye muhtaç olmayalım diye. Benim münasebetim de kimseyi ilgilendirmez. Ayrıca o evi tutmadı aldı. Bana bakın. Arkamızdan konuştuğunuzu duymayayım. İşinize bakın siz. Hadi. Herhangi bir şey olursa telefon edin. Gelip ilgileniriz. Ama şu an için önemli bir komplikasyon riski yok. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Rica ederiz. Geçmiş olsun. İyi günler. İyi günler. Anneciğim gelsene. Hep böyle mi kalacakmış babam? Evet, bak şimdi. Amanın da sana ne oldu? Sen hasta mı oldun, felç mi oldun sen? Ha? Felç mi oldun? Müjde, müjde. Yapma, kızdırma. Ya kızsın anne, ne olacak? Haşim. Anneciğim söyledim ya, aradığınız babamı şu anda ulaşılamıyor. Ne deniyormuş şimdi bu duruma? İlahi adalet anneciğim, ilahi adalet deniyormuş. Fiko, beslenmeni bitir bugün tamam mı? Tamam abla. Hadi gençler, hadi hadi. Ezoğullar. Ne yapıyorsunuz ha? Okula mı gidiyorsunuz? Aferin aferin, bu memleketi siz kurtaracaksınız. Nerede o anneniz olacak manyak karı? Şişt. Hala uyuyor mu o ya? Nereye? Orasını Allah bilir artık. Nasıl? Gitti mi ya? Bu burada? İsmet'i almadı. İsmet'i de almadı ha? Hadi siz gidin. Kağıtları da imzalamadı. Yani... beni bırakıp gitti mi? İsmet, hadi gel bezini değiştirelim ablacığım, hadi. Elimi tut. Gel. Sen bu kadının gidişine hala nasıl böyle üzülebiliyorsun ya? Ben sana diyecek laf bulamıyorum baba. Deme lan. Deme. Hiçbir şey deme. Bir kere de deme. Nereye? Nereyse nereye lan sana ne? Çok şanslısın ha.
Oğlum işte babamın oğlu değilsin ya. Onu diyorum. Ha çok komiksin. Tamam be. Ya abi onu geç desen. Benim bu Asım'ı konuşturmam lazım. Ya içimi kurt kemiriyor resmen. Konuşturman lazım da nasıl konuşturacaksın? Yani ne bileyim herif de öyle normal sohbet edilecek bir adam değil ki. Aa. İçireceksin lan Asım'ı. Ne? İstersen bir de dansöz çağıralım, göbek atarız birlikte. Hemen bokunu çıkar Hikmet ya. Onu mu dedim ben sana? Ne dedin? 2-3 kadeh içireceksin. Zaten dökülür bu adam yani. Konuşur. Ne diye içireceğim ben bu adama? Oğlum işte derdin var abi diyeceksin. Bir sıkıntın var diyeceksin. Yani o da artık senin kabiliyetine kalmış yani. Her şeyi ben mi söyleyeyim? Bir aklıma yatmadı değil. Yani. İçireceksin oğlum. Abi işte böyle oldu, şöyle oldu. Yapsak, bir huzur evine mi kapatsak? Hı? Ama sen dur daha dur. Bunlar senin iyi günlerin. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Müjde. Ne yapıyorsun kızım? Rahat versene hasta adama. Anne sen şimdi bir de bu adama acıyor musun? Bizi öldürmeye çalışan, bize orospu diyen adama mı acıyorsun? Yok hayır. Acımıyorum da yani... Ya şuna kalacak bir yer bulalım da gitsin. Fikri bile bundan daha iyidir. Şeyma Hanımcığım. Heh, bak Fikriyan kapında bitsin. Ya, kapıyı açmayalım. Haşim burada, Fikri kapıda. Ne gerek var? Yo, bence tam tersi açalım. Hayır Müjde, Müjde, Müjde kap... Hoş geldin Fikri babacığım. Annem de seni bekliyordu zaten. Şeyma Hanımcığım, vallahi bana sizden başka kimseden hayır yok ha. Bundan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Öyle dizimi kıracağım, oturacağım sizin dizinizin yanına. Şükran da gitti. Allah! O ne be? Dur Fikri babacığım, dur. Babam sana hiçbir şey yapamaz, merak etme. Dert. Ağzında konuşmayalım. Hadi gel. Hadi gel detay ver bana. Ya detay falan veremem. İşe gideceğim. Öyle işte. Barış tanıdığımız gibi çocuk değilmiş işte. Nasıl tanıdığımız gibi bir çocuk değilmiş ya? Ya bu çocuk zenginse bu mahallede ne işi var? Orasını bilmiyoruz. Acı bilmek de istemiyorum artık. Ne yapıyorsa yapsın. Geliyor, geliyor. Barış geliyor. Konuşmasak. Asla. Katiyen. Barış, ne haber? İyiyim, senden ne haber? İyilik. Ne var? Görüşürüz Tülay. Görüşürüz Filiz. Hoş. Filiz! Filiz, Filiz. Filiz, konuşmayacak mısın benimle? Filiz! Kimsin sen? Ciddi soruyorum, kimsin? Valelik yapıp kıt kanaat geçinen öksüz yetim Barış mı? Yoksa villalarda yaşayan zengin çocuğu Savaş mı? Hadi konuş. Konuşalım diyordun. Konuş. Kiraz her şeyi anlattı bana. Nerede yaşadığınızı, nasıl yaşadığınızı. Çalışmıyormuşsun da. Ya ben sana daha ilk gün söyledim. İlk gün.
Demek ki ayrı dünyaların insanları izli. Kandırdın beni. Ben de inanmak istedim. Hem valilik yapıp hem bu evi alabileceğini. O arabanın arkadaşının arabası olduğuna. Kocaman saatleri takıp beş parasız gezebileceğine. Hepsine inanmak istedim ben. Bütün yalanlarına. İnandım da. Filiz. Bak önceden de bu kadar ön yargılı davranıyordun, şu anda da aynı yapıyorsun. Benim. Değişen hiçbir şey yok. Bak benim senden önceki hayatım bok gibiydi. Gerçekten. O kadar mutsuzdum ki. Vah vah. Ne yapayım, üzülmemi mi istiyorsun ya, şu an? Tabii ki hayır. Ama benim de hayatımın günlük gülistanlık olmadığını bil istiyorum. Benim. Bıraktığın yerdeyim. Beni tanıyorsun. Ben seni tanımıyorum. Sen bu hallere düşecek adam mıydın ya? Sen vallahi kapı gibi bir adamdın ya. Buyurun Fikri Beyciğim. Sağ olun. Islak mendil. Şeyma Hanımcığım. Ben çok açım ya. Siz şimdi bir sürü yemek yapmışsınızdır, döktürmüşsünüzdür yine. Çok güzel yemek yapıyor. Lan sen zaten bilirsin bunu ya. Fikri Bey, ben bugün bir şey yapamadım. Çünkü dışarı çıkacağım. Şeyma Hanım, niye dışarı çıkıyorsunuz? Ortalık yangın yeri. Kimin ne zaman ne yapacağı belli değil. Ha yok yok. Ben yine de çıkacağım. Hani geçen gün çıktım ya, bugün yeniden denemek istiyorum. Yani böyle yavaş yavaş korkumdan tamamen kurtulmak istiyorum. Yani hiç olmadı köşeye kadar gider, geri dönerim. Ne yapalım? Ama hiç değilse önce bir yemek yapsaydınız. Dönünce artık. Şeyma Hanım. Müjde, saçın haline böyle. Nesi var? Bildiğiniz saç işte. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Git o saçını yıka, ne yapıyorsan yap, öyle gir derse. Sana diyorum. Gitmiyorum. Beğenmediyseniz siz çıkın dersten. Terbiyesiz! Çık dışarı! Çık! Çık müdürün odasında da anlat bütün bunları. Çık! Çık dışarı! Bismillahirrahmanirrahim. Şeyma Hanımcığım, aman dikkat edin. Tansiyonunuz düşüp, başınız maşınız dönüp yerlere düşmeseniz bari. Hem bak yağmur da yağıyor, isterseniz vazgeçin ya. Şuraya kadar hemen gidip geleceğim. Hayırlısı artık. Gidip gelirsiniz inşallah yılbaşına kadar. Aha. Vallahi gidiyor.
Şeyma Hanım, Şeyma Hanım geri dönün. Şeyma Hanım geldim. Vallahi geldim. Geldim. Topla gel Şeyma Hanımcığım, topla gel. Geldim, geleyim. Gel. Doğru. Hey. Bravo. Nasıl gitti? Oraya geldiniz mi? Tamam. Bravo. Ayakkabı. Buyurun. Afiyet olsun. Filiz, şu seninki değil mi ya? Benimki de hepsi yok. Ayrıldınız mı? Hadi ya. Selam. Buyurun. Bir hamburger alabilir miyim? Ne bu şimdi? Benim küçüklük fotoğrafım. 3-4 yaşlarındayım orada. Bizim eski evde çekilmiş. Ne yapıyorsun yani şu an? Kendimi anlatıyorum. Bunun için biraz geç kalmadın mı? Hadi gençler. Fiko. Ha, onun antrenmanı varmış ya. Ha, unuttum ya. Siz gidin abicim, ben geliyorum. Benim işim var markette, geç kalırım. Hay senin marketine ya. Kiraz, bekliyorsun, beni beraber gidiyoruz. Tek gitmek yok. Müjde. Hayırdır? Ne hayırdır, ne oluyor? Ne bu saçlar filan? Hocaya da atar yapmışsın. Yaptım, ne olacak? Disipline verecekmiş ya seni. Ne olacak? Versin, ne olacak? Hiçbir şey olmayacak Müjde. Hiçbir şey olmayacak. Bravo. Aynen böyle devam. Tamam. Buyurun. Buyurun. Bir hamburger de alabilir miyim? Filiz, bana bir şans daha ver. Ayşe, yerime bakar mısın? Filiz. Buyurun, ödemeyi ben alayım. Okey, tamam. Filiz, tamam, haklısın. Çok özür dilerim. En başında sana her şeyi söylemem gerekiyordu. Derdin ne senin ya? Neyin peşindesin sen? Senin bizim mahallede ne işin var ya? Senin benimle ne işin var? Portföyüme bir de kenar mahalle kızı ekleyeyim mi dedim? Filiz, saçmalama, ne demek öyle? Ha, merak mı ettin kenar mahalle kızları nasıl oluyor? Vallahi sizden bir farkımız yok. İşte seviyoruz, inanıyoruz. Üzülüyoruz. Kalbimiz kırılıyor. Filiz, hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun. Merak da etmiyorum. Sen de merakını giderdiysen defol git.
bunları düşersin defterden. Hı hı. Hoş geldin Hikmet. Hoş bulduk. Ben şunları içeri koyup geliyorum hemen. Dur la, ben de geliyorum. Depodan mal çıkartacağız. Çıkartalım abi. Şunları taşıyalım, sen de yerleştir hemen. Ne bakıyorsun lan? Tutsana ucundan. Sağlam tut ha. Geçen sefer gibi olmasın. Tam sırası lan. Tam sırası. Asım abi. Ne var lan? Abi ben sana bir şey soracağım. Sor bakalım, ne soracaksın? Abi benim bir derdim var da. Şöyle akşam dükkanı kapattıktan sonra otursak karşılıklı, konuşsak. Ne derdiymiş lan o? Şey... Ne derdi lan? Abi onu da akşam böyle iki kadeh yuvarlarken konuşalım ha? Ha şimdi anladı. Neyi? Kız meselesi mi lan? Ha, kız meselesi abi. Ulan ben biliyordum ha. Neyi biliyordun? E oğlum seninle bir kız mevzusu olduğunu. Hatta geçen Esra ablana da dedim. Bak dedim, bu çocuk dedim kesin aşık. Aklı bir karış havada. Öyle mi dedin? Utanma lan. Biz de geçtik o yollardan, biliriz. Neyse hadi akşam konuşuruz akı içerken. Tut la, hadi hadi tut. Hadi. Hemen gevşeme. Sağlam tut ha. Buyurun. Cheeseburger. Efendim, duyamıyorum. Cheeseburger. Beyefendi telefonunuzu bırakıp söylerseniz duyamıyorum. Hanımefendi cheeseburger dedi. Filiz Hanım, bir dakika alabilir miyim? Ayşe Hanım, Filiz Hanım'ın kasasına bakarsınız. Tabii müdür bey. Buyurun, ben alayım siparişinizi. Filiz, Filiz önceki müşteriye olan tavrı neydi öyle? Müdür bey, ben... Ne olursa olsun, hiçbir müşteriye böyle davranamazsın. Hem ben mola zamanlarının dışında dışarıya çıkılmayacak diye söylemedim mi? Söyledim, evet. Filiz, bak böyle olmuyor. Çok zorluyorsun beni. Müdür bey, ben... Ya benim bir takım ailevi problemlerim var da... Kusura bakmayın. Bir daha olmaz. İsterseniz ben akşam vardiyasına da kalayım. Bunu telafi etmek için. Peki, kal. Ama bir dahakine işler çok ciddileşecek. Ona göre. Tamam, kusura bakmayın. Yerine geçebilirsin. Rebound'a dikkat. Hücuma geçin tekrar. Faal. Fikret, serbest atışa geç. Hocam ne faali? Kendi takıldı. Gökhan, pisleşmeden oynayın. Bravo Fikret. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz. Fikret, aferin ya. Her geçen gün daha iyi oluyorsun. Aynen böyle devam, tamam mı? Tamam hocam. Ege, bir gelir misin, seninle bir şey konuşacağım. Şunun tribüne bak ya. Daha dün yedekliydi, bugün kral gibi davranıyor. Koç gazlıyor ya ondan. Habire herkesin eşyasını çalan, uçan tekme çakan o değil miydi? Herkes unuttu bunu, psikopatlıklarını. Hatırlatırız biz o zaman. Fikret. Baksana. Ne yapacağından vuracağım mı? Vursana hadi, vur vur. Vursana oğlum hadi vur. Vursana oğlum hadi vur. Thank you.
Hoş geldiniz Savaş Bey. Anneniz uyuyordu az önce, kalktı şimdi gelir. Kahve ister misiniz? Orada sana ne kadar benziyor değil mi? Zaten seni kopyan gibiydi. Sana benzemek için de elinden geleni yapardı. Savaş, babanı suçlamaktan vazgeç artık ne olursun. Bak bu kadar zaman geçti aradan. Böyle olmayalım istiyorum ben ya. Ne diyorsun sen ya? Ha? Ne anlatıyorsun sen? Kendinde misin sen? Barış kimin yüzünden öldü? O şerefsiz yüzünden öldü. Sen de bunu biliyorsun. Bildiğin halde niye böyle konuşuyorsun peki? Ha? Senin çocuğun değil mi? Bir insan çocuğu için başına düşünür mü ya? Ay dur. Ne oluyor? Su. İlaçlarını aldın mı sen? Hayır. Kullanma. Tülin! Tülin ilaçları getir çabuk. Su da getir. Ne yapalım? Gel. Gel şöyle uzak. Yok yok. Gel anne. Emin misin? Filin hadi sana. Ay ben. Sağ ol Tülin. İstiyorsan artık. Ha, yok, işimi bitireyim, öyle çıkarım. Hadi Asım, çıkmıyor muyuz? Sen çık. Benim Hikmet'le işim var. Nasıl yani, ne işin var? Kızım sana ne? Erkek erkeğe muhabbet edeceğiz işte. Allah Allah. Ya kızım uzatmasana. Bizimki aşık olmuş, benden akıl istedi. Aa, öyle mi? Ya öyle. Ya hadi sen çık. Ben çok geç kalmadan gelirim. İyi peki tamam. O zaman size iyi dertleşmeler. Benim dolaptaki şişeden koy rakıları hadi. Koyuyorum abi. Beyaz peynir de getir. Getiriyorum. Daha iyi misin? İyiyim iyiyim ben. Öyle bir şeydi işte. Geldi geçti boş ver. Almıyorsun ilaçlarını, böyle oluyor işte. Boş ver şimdi sen beni de. Orada mıydın sen bugün yine? Hani o evde? Hı? E niye? Ne var orada? Annem. Hı. Şu hani sana kapıyı açan kız vardı ya. Ha işte ben onu seviyorum. Bayağı aşığım. Hayatımı birleştirmeyi düşünüyorum onunla. Yani böyle söyleniyor, acaba basitmiş gibi geliyor belki ama öyle değil. Yani niyetim o yönde değil. Madem öyle, getir tanışalım. Nasıl yani? Oğlumu bu kadar etkilemişse bir kız eğer, ben de onu yakından tanımak isterim. Bir şey yapalım, yemek ayarlayalım. Hı? Tamam. Sen şimdi gittiğin zaman söyle ona ki gideceksin biliyorum. Beni
kontrole geldin. Bak ama mutlaka en kısa zamanda ikinizi bekliyorum. Tamam mı? Tamam. Buyur abi. Kendine niye koymadın lan? Benim midem bozuldu abi. Ay yapacağın işi sikeyim. Git bir soda al bari kendine. Midene iyi gelir. Ay yok yok. İyiyim ben böyle. Anlat bakalım Hikmet Efendi. Neymiş derdin? Abi... şey... Şimdi bizim okulda bir kız var. Hı. Ben ona açılayım diyorum ama... Ne oldu lan? Korkuyor mu? He. Yani. Abi senin var mıydı böyle gençken aşık olduğun birileri falan? Hani böyle ilk aşk falan oldu muydu? Ne olduydu? Oldu tabii oğlum. Olmaz mı? Neyse sen şimdi beni boş ver de kim bu kız onu söyle. Hangi kız? Senin kız. Sen hangi kız deyince ben şimdi benimkinden bahsediyorduk ya ondan onu sordun zannettim. Oğlum sen gerizekalı mısın? Niye? La ben içiyorum seni mi çarptı? Ne diyorsun la? Abi ben heyecanlandım galiba biraz ondan öyle oldu. Sen keşke bana anlatsan da yararlanabilsem senin şu tecrübelerinden. Güzel lan. Kim? Kız. He of of çok güzel abi çok güzel ya. Aferin, aferin. Güzel olsun tabii. Bak Esra ablana. Ay parçası gibi. Böyle baktıkça insanın içi açılıyor. Sen de öyle bir kız bul kendine. İnşallah. Asım abi. Özel olmayacaksa bir şey sorabilir miyim sana? Hani diyorsun ya gençken aşık olduğum kız falan. Esra abla mıydı o? Yok, değildi. Hadi ya. Kimdi? Mahalleden bir kızdı işte. Şimdi bunu da sana söylemek olmaz. İyi kızdı. Güzel kızdı da... deliydi biraz. Böyle aklına eseni yapardı. Ne oldu lan? Ben gideyim abi artık. Nereye oğlum? Daha yeni başladık muhabbete. Yok abicim, yetti bana. Sağ olasın. Kabahat ben de amına koyayım. Ne çoluk çocukla oturuyorsun. Selam. Filiz. 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 Çok yorgunum Barış. Çekilir misin? Bir şey söyleyeceğim. Yarın bize yemeğe gelmek ister misin? Annemle tanışmak için. Annenle tanıştık ya biz. Karşılaştık hani. Öyle değil. Normal olarak. Kız arkadaşım gibi. Bu ne şimdi? Yeni numaran mı? Ha bir dakika. Anne dediğinde annen değil o zaman. Saçmalama ya. Ne saçmalama ya? Biz getirdiğin son nokta bu. Sadece ben o kadar aptal değilim. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Filiz, bir şey söyleyeceğim. Ben artık beni tanımanı istiyorum, tamam mı? Buna cesaretim var artık, korkmuyorum bundan ya. Evimi görmeni istiyorum. Annemle tanışmanı, normal olarak tanışmanı. Ben hayatımı seninle geçirmek istiyorum Filiz. Gerçekten seninle geçirmek istiyorum.
Affetmeyeceksin değil mi beni hiç? Hayır. Kemiren bir şey var işte. Anlatabilirsin bana ama. İşlemi ilgili. Ama sen benim bütün dertlerimi biliyorsun. Hep yanımdasın. Ben de senin yanında olmak istiyorum. En kötü ne olabilir yani? Filiz. Ben bunu sana yapamam. Bak hala konuşuyor. Oğlum onun teşebbüsü bile kırmızı kart. Sen ne diyorsun ya? Şişt, Haşim sen ne diyorsun lan? Sen hiçbir şey diyemiyordun değil mi? Fikri babacığım. O ne be? Nene. Aa. Beğenmedin mi? Bugün boyadım. Çok güzel olmuş kızım ya. Ay maşallah. Gel. Şunu arkana koyalım da sırtın ağrımıştır. Ay, ay sağ ol benim güzel kızım. Maşallah, maşallah. Müjde, bu saçının hali ne? Bence güzel oldu. Anneciğim, ay, gene... Aa, boş, boş. Gençlik işte. Getir, getir. Hiç olmuş mu? Ya ne yapacaksın işte? Ne renk o, pembe mi? Kızıl. Ateş kızılı. Geldin lan. Abi. Benim babam Asım. Yemin ederim Asım benim babam. Nereden anladın lan? Ben gençken mahallede sevdiğim bir kız vardı dedi. Sana söylemek olmaz ama şimdi kim olduğunu falan dedi. Abi yaşları falan da tutuyor annemle bunun. Tutuyor mu lan? Tutuyor tabii ya. Deliydi falan da dedi. Başka ne dedi? Başka? Başka ne diyecek abi? Başka daha ne diyecek? Sen görmedin herifi tabii. Taşak geçti ya benle resmen. Bir şükran demediği kaldı. Kafayı yiyeceğim. Oğlum yavaş uyandıracağım milleti ya. Abi şu hayatta babamın Fikri eli bol olmasından daha kötü tek bir şey gelebilirdi başıma, tek bir şey. O da babamın Asım olması. Tamam oğlum. Şey yaparız. Bu babalık testinin aynısını Asım'a da yaparız. Ya abi biliyorum ben. O şerefsizin bakışından anladım. Benziyoruz da ha biz. Bak buradan bakınca inanılmaz benziyoruz aslında. Ya oğlum dur saçmalama ya.
Sen şu asımın kopar saçını, götürelim test yaptıralım. Kesin belli olmadan ne panik oluyorsun oğlum? Ya. Merhaba Fatma teyze, Cemil evde mi? Filiz? Merhaba Cemil, konuşabilir miyiz biraz? Tabii tabii. Biraz bekle, hemen geliyorum. Tamam. Ben kapatayım, soğuk oluyor. Tabii tabii. Günaydın Fikri Bey. Günaydın Şeyba Hanımcığım. Nasıl, rahat yatabildiniz mi? İşte idare ettik. Oh. Size yakın zamanda bir yatak alalım bence. Ah, evet evet. Hatta bir tane ranza alalım da öyle alt üstü yatarız koğuş gibi. Şeyba Hanımcığım ya. Benim karnım kazınıyor. Dün gece de bir şey yemedik ya. Acaba kahvaltımı hazırlasaydınız? Bugün sucuklu yumurta yeriz değil mi? Canım çok çekti ya. Kuru mendil, ıslak mendil. Fikri Bey, acaba dışarıda hava muhalefeti nasıldır? Yani ben yağmurluğumu aldım ama fırtına kopar mı dersiniz? Kopar kopar, zaten televizyon söyledi, fırtına koparmış, yağmur yağarmış. O yüzden siz bugün dışarı çıkmaktan vazgeçin, şu sucuklu yumurta olayına girelim mi? Öyle mi? Aman canım, ben zaten şuradan şuraya gidip geleceğim. O hava kopana kadar ooo. Yok yok yok, kolera salgını olacakmış. İnsanlar selden kaçarken böyle kolerayı taşıyacakmış. Böyle dokununca hemen o ilk temasla bulaşıyormuş, tedavisi de yokmuş. Değil mi?
Ha, o zaman ben şey yapayım. Buldum. Şu benim antisin. Bundan bir tane daha hazırlayayım. O ne ki? Ha, bu mu? Bu sirkeli, Arap sabunlu, çamaşır sulu kokteyl. Diyorum ki mikrop görürsem bunları böyle sıka 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 oh ilerlerim. İyi akıl etmişsiniz. Tamam. Fikri Bey, Haşim'in mamasını hazırladım ben. Mama? Muhallebi. Onu yedirir misiniz? Aç bile aç kalmasın adam. Haşim'e? Hı. Olur. Teşekkürler. Hayda. Günaydın lan Haşim. Ne bakıyorsun oğlum öyle bana? Açma lan gözünü. Şş, benimle iyi geçin. Bundan sonra yemini suyunu ben vereceğim sana. Hem yedireceğim hem içireceğim. Lan buzlukta soğuk bira var mıdır acaba ya? Ay ama ya. Şeyma Hanım çok boşluyorsunuz siz bu ev ya. Evet Filiz, seni dinliyorum. Cemil, ben senden özür dilemek istiyorum. Yani sana haksızlık ettim. Barış'la ilgili. Yani sen uyarmaya çalıştın ama ben seni dinlemedim. Bilemedim yani. Özür dilerim. Yo yo, hiç önemli değil. Gerçekten düşünmene bile değmez. Yani önemli olan gerçekleri görmüş olman. Değil mi? Gerisini düşünme bile, biz kaç senelik dostuz ya. Ama sevindim böyle düşünüyor olmana. Üniforman da üstünde, işe gitmeyecek misin? Ha. Bir süre izindeyim ben. İyi. Dinleriz. Kalkalım mı? Kalkalım. Beni bozmaz. Basket vardı ya. Biraz şut çekelim. Salih geç kaleye. Fikret, topunu patlatacaklar, bir şey desene. Ya sen karışma ya. Topu patlatsan ne olur? Yenisini alırsınız artık. Alamaz ki abi. Para ne güzel İlibolularda. Ne yapıyorsun be? Attığın gibi al şu topu, gerizekalı. Kiraz, sen karışma ya. Ne yaptığını görmedin mi? Bu kız senden daha cesur bir Fiko. Ama bu da salak. Ne diyorsun oğlum sen? Lafı yediririm lan. Yedirsin. Yedirin lan. Yedirsin oğlum. Gökhan. Senden mi korkuyorlar? Al. Fiko, al. Ah. Pardon, yanlışlıkla oldu. Ne yapıyorsun sen be? Pardon dedik ya, yanlışlıkla oldu.
Seni yanlışlık olması bilerek yaptım, gördüm. Ya hadi ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Özür dilesene lan kardeşim ben. Fikret! Fikret yapma! Tamam Fikret hadi, yapma! Hadi lütfen kızını ama kardeşim! Özür dilerim! 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 Çocuklar size sınıflarınız hadi! Ya hocam Fikret'in bir suçu yok ki. Gökhan sataştı bize. Göreceğiz kim suçlu kim suçsuz. Doğru müdürün yanına. Hadi. Hadi gel bakalım. İsmo? Pazara mı gidiyorsun sen? Hı? Aşkım. Kız açsana. Yok Tülay konuşmayalım bunu. Pazarda da ya geç kaldık işte. Çürük çarık kalacak. Neyse şimdi kıyafetlere falan bakarız. Aklımız dağılır biraz. Ay evet ya kiraza kazak almam lazım ya. Aç aç. Hadi. Alo. Ne? Fikret kavga mı etti? Ay emin misiniz? İyi tamam peki geliyorum ben. Tamam geliyorum. Ne oldu kız? Fikret kavga etmiş okulda yine ya. Bak kadının yaptığını görüyor musun? Geldi iki günde dengesini bozdu gitti çocukların. İsmet'e sahip çıktı ben de okula gideyim geleyim ya. Tamam canım tamam. Hadi. İsmet senin bu Fiko abin hiç akıllanmayacak mı? Akıllanmayacak. Ay aşkım. Hadi gel. Hadi gel pazara gidiyoruz hadi. Bakalım aç 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 aç. Hanimiş hanimiş hanimiş. Hop 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 hop. Aferin sana. Ne bakıyorsun öyle ya? Ben çok mu meraklıyım seni beslemiyor Allah Allah. Fikri Bey. Geldim. Ay. Şeyma Hanımcığım nerede kaldınız ya? Meraktan çatladım ama. Bu sefer biraz uzun kaldım değil mi? Vallahi öyle oldu. Ta sokağın sonuna kadar gittim geldim. Oh oh ne güzel ne güzel. Peki be bir ara böyle kal gelecek sandım. Kalmadım. Ay ne güzel. Fikri Bey. Ben öğleden sonra tekrar çıkacağım. Aa yapmayın ama ya. Her seferinde daha az korkuyorum. Şimdi müsaadenizle banyoya gideyim. Bir dezenfekte olayım. Malum siz de bana fazla yaklaşmayın. Dışarısı mikrop yuvası mikrop. Tabii. Ya şimdi bu böyle bütün mahalleyi dolaşacak ama ya. Bütün mahalleyi dolaşırsa o zaman bizim kahvenin oraya da gidecek. O zaman kahvedekiler benim hakkımda abuk subuk şeyler söyleyecekler ona. Böylece bizim Şeyma Hanımcığımla aramız bozulacak. Yok ya yok. Bu böyle olmayacak. Fikret. Ne yaptın sen yine? Hani söz vermiştin bana ya? Durun. Kavga etmişler ama önemli bir şey yok. Bu arada ben Mehtap, Gökhan'ın annesi. Aa, merhaba, Filiz ben de. Fikret'in ablasıyım. Ablası mı? Ben de diyorum, ne kadar genç bir anne. Yok, kardeşlerime ben bakıyorum da annemiz yanımızda değil. Kardeşlerin? Siz kaç kardeşsiniz ki? Ya, 6. Buyurun. Buyurun. Sen otur. Filiz, Fikret yine olay çıkartmış okulda. Müdür bey biliyorsunuz Fikret ne zamandır çok iyi gidiyor. Yani basketbol takımına da seçildi falan. Ben bilmiyorum ne oldu böyle bir anda. Onun adına özür dilerim sizden. Bak Filiz, bunu daha önce de konuştuk seninle. Ayol çocuk bunlar.
Kavga da edecekler, itişecekler de. Vallahi ben artık usandım. Erkek çocuğu tutamıyorsun. Orası da doğru tabii. Kim bilir benimki de neler yapmıştır Fikret'e. Biz Filiz Hanım'la konuşuruz, aramızda anlaşırız, çocukları da barıştırırız. Siz hiç merak etmeyin. Öyle değil mi? Ya, evet tabii, tabii. Biz sizi fazla meşgul etmeyelim Müdür Bey. Buyurun. Yani Müdür Bey, takımdan çıkarmazlar değil mi Fikret'i? Ay yok artık, daha neler. Olmaz bir şey. Hoşça kalın Müdür Bey. İyi günler. İyi günler. Abla. Konuşacağız sonra. Ay çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizle bizi konuşmasak hiç sevmem. Tamam. Ne diyeceğim? Numaranı versene, bir ara kahve falan içeriz ha, ne dersin? Olur tabii. Oğlum, sen de git çantanı al. Ben seni dışarıda bekleyeceğim. Sen istersen numaranı yaz, ben seni kaydedeyim. Tamam. Cüneyt, Cüneyt kalk lan. Cüneyt, lan kalk. Cüneyt. Oba. Cüneyt, kalk lan. Lan. Lan Cüneyt, Cüneyt kalk bak. Cüneyt, sana şarap buldum lan. Şarap mı? Ha. Nerede? Bakkalda. Lan yürü git. Asabı bozulurduk yerde. Dur lan, dur, dur, dur. Uyuma lan, uyuma. Kış uykusuna yatarsın sen şimdi. Bana bak, eğer benim dediğimi yaparsan sana en kaliteli şarabı alırım ha. Hadi ya, ne yapacağım ki? Topla şu ayaklarını, topla. Şimdi beni iyi dinle. Şimdi, şimdi benim bir tane... Abla ne yapmış bu hobbit gene? Ne yapacak? Birini dövmüştür yine. Ulan biz de adam oldu diye seviniyoruz ha. Fiko, bu sefer kesin kovarlar oğlum seni. Ya ne biçim konuşuyorsun çocukla ya? Kovarlar. Öyle bir şey değil. Zaten çocuğun annesi çok tatlı bir kadındı, sağ olsun hiç büyütmedi olayı. O büyütmeyince müdür de büyütmedi. Hadi ya. Ha. Tabii ben bu durumu çok tatlı karşılamadım Fikret Bey ama... Ya ama abla, Fiko'nun bir suçu yok ki. O beni korumak için öyle yaptı. Harbi mi ya? Ha. Fiko? Ya ablacığım, kardeşini koruman çok güzel bir şey, aferin sana. Ama yani çocuğu döverek olmaz ki bu. Vurmak çok kötü bir şey. Ya ama abla. Aması yok. Kavga istemiyorum Fiko, tamam mı ablacığım? Tamam. Hadi doğru eve. Bugün soba kurulacak. Havalar soğuyacakmış iyice. Hayda. Yine geldi mi şu lanet iş ya? Ne yapayım rahmet? Kış mevsimini iptal mi edeyim sen soba kurmayı sevmiyorsun diye? Allah, benim işim var. Siz kurun. Ben akşam gelirim sıcacık evime. Allah Allah. Gelip yardım etsen ne oluyor? Abi o kadar derdin tasan arasında bir de onunla mı uğraşayım ya? Ne derdi tasasıyla uğraşıyormuşsun sen? Genel olarak dert abla. Bu işte olay çıkarmayan kadın, çocuğun annesi. Bu da hep yırtıyor ha. Alo. Ha benim ben. Çok güzel bir kız buldum var ya. Su gibi. Tam senlik. Dur biraz ısınsın bana. Bu iş bende. Alabilirsin. İşte böyle. Cüneyt,
gördün. Kadın ürkek ceylan. Gidip çantayı kapıp kaçacaksın. Bundan sonra bütün üzüm bağları senin. Sana en kaliteli köpek öldüren alacağım ha. Hadi. Evet. Çok güzel. Madem çantayı vermiyorsun, cüzdanı vereceksin o zaman. Sen beni mi soyacaksın? Al sana! Oğlum gözlerim! Rol! Rol! Mikro! Hoş geldin Hikmet. Hoş bulduk. Asım abi yok mu? Yok, demin çıktı. Ha, tamam ben şunları koyuyorum içeri. Bir şey mi oldu? Hani biraz böyle yüzün asık da hani dün gece konuştuğunuz Asım'la sana kötü bir şey söylemedi değil mi? Yok yok. Okuldan falan konuştuk ya öyle. Havadan sudan yani. Benim biraz kafam dolu, ondan öyle gelmiştir. Şunları koyuyorum içeri. Tamam. Nereden bulacağım bu saçı böyle ya? Böyle saç mı bulur amına koyayım? Aha. Yok yalan. Esra Hanım mı? Aha. Bu kimin ya? Bu benim ya. Hikmet, ha. Şu boşu dışarıya kasaların oraya koysana, çaycı gelsin alsın. Tamam. Bir şey soracağım. Hı. Bundan kim içti? Ne yapacaksın Hikmet, sen de bir hoşsun ha. Hakikaten ben de bir hoşum. Asım abin içti. Aha, işte bu lan. Tükürük örneği. Dizilerdeki gibi. Bardağı götür, olsun bitsin. Ya kafama sıçayım ya. Pardon. Ağzımdan çıktı. Ben bunları toplayayım. Fiko. Kiraz, güzel temizleyin ablacığım. Kiri pası kalmasın, tamam mı? Tamam abla. Hadi. Nefret ediyorum bu sabah kurmaktan ya. Vallahi ben seviyorum açıkçası. Hem yaktığımızda da sıcacık oluyor ya. Fikret. Bir şey diyeceğim. Sağ ol ya. Ya yani beni bugün o çocuklardan korudun ya. O yüzden sağ ol. Tabii. Sen benim ablamsın. Sana kimse dokunamaz. Fikret, bir şey daha diyeceğim. Hı. Bana da dövüş yapmayı öğretsene. Sen kızsın. Ne olmuş? Ben bir dahakine o çocuklardan kendimi ben korurum. Tamam, öğretirim. Fikret. Hı? Sağ ol. Sakın konuşma. Hadi kurcalamayın artık daha fazla. Oldu işte. Keyfimizden yapmıyoruz herhalde Tülay abla. Oturmuyor sonra, hiç olmuyor. Oturdu mu? Bakayım. Üstüm başım is oldu ya. Tutuşturdunuz bunu da elime. Ay Tülay, sen de azotede otur ya.
Ötede falan oturamam arkadaşım. Ben burada psikolojik destek veriyorum size. Abla şu minibollar nerede ya? Boruların devamı yok. Kalacak böyle. Dur. Ya Fiko! Hadi ablacığım hızlı. Tamam abla, bitti, geliyoruz. Filiz. Gelsene. Abla. Kiraz hadi. Çıkana kadar bekleyeceğim. Yazık ya. Akşama kadar gitmez bu çocuk şimdi. Ne yazığı ya? Senin bu Barış'ın yaptıklarından haberin yok herhalde. Biliyorum da inanasım gelmiyor. Bizim de gelmedi işte. Nerede kaldınız lan? Filiz, gelsene. Diyelim ki bu çocuğun bütün söyledikleri yalan. Duyguları da mı yalan ya? Bence bunca yalan içinde bir duyguları gerçek. Hadi git bir konuş. Sen de içinde kalmışsın, hadi. Hadi kuzum. Geldin. Bunu vermeye gel. Barış, buna bir son vermen lazım. Yani ne konuşursak konuşalım fikrim değişmeyecek benim. Okey. Ben de vazgeçmeyeceğim. Ben de en az senin kadar inatçıyım. Barış, bu iş bitti. Bu defter kapandı. İzin ver her zamanki hayatıma devam edeyim. Yalanlarına yeterince oyalandım. Yemeğe geliyor musun? Yarın akşam iyi mi? Vazgeçmeyeceğim, söylemiştim. Barış, git buradan. Taşın. Ait olduğun yere dön. Bitti. Bizim hikayemiz bitti. Çocuğa, Allah aşkına ne dedin? Yıkıldı çocuk, buradan hissettim ben ya. Gerçekleri söyledim. Mehtap mı? Bir saniye. Mehtap kim ya? Dur anlatacağım ver. Alo. Merhaba, iyiyim sen. Kahve mi? Olur tabii. Ne zaman? Ha, bu akşam. Ha evet, biliyorum orayı. Tamam peki. Tamam. Görüşmek üzere.
Ya sen benden habersiz kime kahve randevusu veriyorsun ya? Ay ne randevu vermesi ya? Şu an öğreniyorum ben de. Mehtap kim Mehtap? Anlat bakayım. Ya işte şey, Fikret'in dövdüğü çocuğun annesi. Ha. Fiko'yu müdürün gazabından kurtaran kadın. Ha. Ben de yeni kanka yaptın zannettim, açıyordum ağzımı. Yok artık. Ya işte akşam bir kahve içelim, çocukların durumunu konuşalım falan dedi. Ben de hayır diyemedim. Git zaten, konuş tabii. Ben kalırım çocuklarla. Ha, ha süper. İsmo, bebeği de sen tak şunları ya, sıkıldım valla. Büyümeyeceğim. Oldu değil mi orası? Oldu, oldu. Oldu değil mi lan? Sonra Fikri Beyci bir sıktım adamın o pis gözlerine kokteyli böyle fıs fıs diye. Vay anasını, vay anasını ya. Hiç arkasına bakmadan kaçtı gitti. Allah helal olsun Şeyma Hanımcığım, ne diyeceğimi bilemiyorum ben. Vallahi Fikri Bey, ben hayata hazırım, dünyaya hazırım. Yakında sadece bu mahalleyi değil, bütün dünyayı gezeceğim inşallah. Aman Şeyma Hanımcığım biraz yavaş, bu kadar hızlı hareket etmeyin. Maazallah başınıza bir şey gelir. Ben haydutları savmış kadınım ayol. Kendi ellerimle bir canavar yarattım ha. Peki Şeyma Hanımcığım, biz ne yiyeceğiz ya? Benim karnım kazınmaya başladı da. Ay, ben böyle eve girdi çıktı, girdi çıktı derdinden yemek yapmayı unuttum. Ya bu kadar da olmaz ama ya. Yani bu adam, bu hasta adam ne yiyecek bana söyler misiniz? Ha? Ay ne insaniyetli bir insansınız Fikri Bey. Görüyor musun Haşim? Fikri Bey kendinden önce seni düşünüyor. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona bir muhallebi yaparım. Zaten azıcık yiyor zaman. Peki Şeyma Hanımcığım, bu Haşim daha ne kadar burada kalacak? Vallahi hiç bilmiyorum ki Fikri Bey. Doktorlar kesin bir şey söylememişler. O zaman bana müsaade. Aa, nereye Fikri Bey? Ya, şimdi gidip çocuklarla biraz ilgileneyim diyorum. Ha. Anaları da bırakıp gitti onlara. Şimdi onların yardıma ihtiyacı vardır. Ben eve gideyim, onlarla ilgileneyim. O zavallıları teselli edeyim. Perperişan haldedir onlar. Ne iyi insansınız Fikri Bey. Görüyor musun Haşim? Ne babalar var, ne babalar. Hadi Allah'a emanet olun Şeyma Hanımcığım. Siz de. Bira yok, yemek yok. Üstüne süt bile Haşim var. Ben en iyisi bir Tufan'ın kahveye gidip bakayım ya. Gel bakalım. Oho abla, menüyü değiştirmişsin. Ha, restoranımızda makarna bitti. Al bak. Kiraz ver. Ne oluyor be? Yok bir şey oldu.
Al bakayım. Ay katır kutur. Aa, özür dilerim ya. Ya tamam da yedir, ne olacak ya? Gel lan. İyi, ben çıkıyorum. İsmo'yu uyuttum. Hı. Tamam, uyanırsa bir bakarsınız. Tamam. Sen bu şeye mi gidiyorsun, kadınla buluşmaya? Ha. Kom. Karın ağrısı var kadında mı? Vallahi da ben bir şey yapmadım. Onu da ne yapacaksın? Dövmüşsün ya çocuğu. Ha Hikmet. Ha hoş geldin. Ha. Hadi gel. Yok abla, aç değilim ben. Nasıl aç değilim? Olur mu öyle ya? Gel ya. Abla istemiyorum, aç değilim ya. Bunun ne karın ağrısı var yine ya? Abla ergenlik diyeceğiz, geçeceğiz yani. Ergenlik demeyelim ya, bu bir bok yedi. Siz de onu saklamaya çalışıyorsunuz. Ne alakası var canım? Bir şey yok yani. İyi, çıkar kokusu yakına. Hadi ben çıkıyorum. Tamam. Ha bana bak, sobaya dokunmuyorsunuz ha. İsmail'e de dikkat. Tamam. İyi, yersin. Tamam abla. Yeni bollar. Yemeğinizi yiyeyim, ben geliyorum. Sobaya dokunma, ben seni yakarım. Tamam oğlum. Asım kaçmıyor ya. Yarın halledersin. Abi ben artık halletmek falan istemiyorum galiba ya. Bir de bilimsel bir onay alırsam bununla ilgili ben kafayı yerim. Rahmet. Hı. Bu herif benim babam lan. Ben nasıl yaşayacağım bu gerçekle? Ya işten çıkayım diyeceğim. Olmaz abi, yapamam ben. Esra'yı yalnız bırakamam orada. Abicim, bu ara şu Esra meselesini biraz rafa kaldırsak. Lan, Esra benim üvey annem mi oluyor şu an? İşte dedim ya oğlum, işte rafa kaldıralım diye. Cici anne, mici anne. Tamam oğlum, işte test yaptıracağız. Garanti olmadan sen neyin tribine giriyorsun? Şşt, Hikmet. Kendine gel lan. Şşt. Ya yürü ya, yürü, iki lokma bir şey ye. Olmayan kafan çalışsın ya, yürü ya. Allah Allah. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de. Ya kusura bakma, geç kaldım. Otobüs bekledim de. Yok canım, ben de yeni geldim sayılır. Burası da uzakmış. Daha iyi değil mi şekerim? Tanıdık görmeyiz. Şarap söylüyorum, sana da söyleyeyim mi? Ya yok, ben kahve alayım. Nasıl içersin hayatım? Sade. Bakar mısınız? Bize bir sade kahve lütfen. Hikmet, sofra sende. Ben üstümü değiştirip çıkacağım, tamam? Nereye lan? Arkadaşlarla buluşacağım ya, mahalleye çıkacağım. Ha, adı Müjde olan arkadaşlar mı? Ne alakası var lan? Hava alacağız işte. Allah Allah. Sen ne konuşacaktın benimle çocuklarla ilgili? Fikret bir şey mi yapmış yine? Ya bırak şimdi çocuk mocuk. Yani çocuk mu konuşacağız? Biz kendimize, kendi hayatımızı konuşalım değil mi? Nasıl? Ben 5 sene önce ayrıldım. Sen de bekarsın gördüğüm kadarıyla. Evet de yani? Yanisi sen de biraz yaşa hayatını. Yani hep çocuk peşinden koşmak nasıl bir şey ben çok iyi biliyorum. Ne demek o, pardon? Anlatacağım hayatım, anlatacağım. Sakin ol. Yani neden bu kadar gerildin ki?
sen nereden çıktın Boracığım ya? Ya tesadüf işte, ben de bir şeyler yemeye çıktım. Hı. Merhaba, Bora ben. Merhaba, Filiz. Ben rahatsız etmeyeyim sizi. Siz keyfinize bakın, hazır karşılaşmışsınız. Filiz'cim, bari kahveni bitirseydin. Ay aşk olsun yani. Gidersen gerçekten çok üzülürüm. Ne haber Müslü? İyi, senden ne haber Batu? Vay Rahmet. Ne dikilip duruyorsun oğlum, orada gelsene buraya. Saçın çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz lan? Disipline gitmişsin, ne oldu? Gittim. Abi, bizim haftaya sınav var ya, ben de seni arayacaktım. Ben bıraktım oğlum o işleri. Girmiyorum artık sınava filan. Harbiden mi? Hem sınavı bıraktım, hem başka şeyleri bıraktım. Niye be abi? Öyle olması gerekiyormuş diyelim be oğlum. Bak. Bak. Baksana ne yapıyorsun? Yürü. Birader ne yapıyorsun? Sana ne lan? Sana mı soracağım ne yapacağım? Kız gelmek istemiyor. Sana ne oğlum? Yavşak. Ya sen karışmasana. Ben gitmek istiyorum ayrıca. Yürü. Yürü. Müjde yürü. Sen ne iş yapıyorsun Filiz? Ben öyle birkaç işte birden çalışıyorum. Günlük. Ya zor oluyor değil mi? Zor tabii. Filiz beş kardeşine bakıyor Boracığım. Hayat şartları malum, oldukça zor. Kızcağız ne yapsın? Yalnızlık da ayrıca zor. Ben müsaadenizi isteyeyim. Nereye? Birlikte kalkarız canım. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Nasıl olsa aynı yerlerde oturuyoruz. Ben seni bırakırım. Olur mu? Saçımdan başımdan acaba? Tabii ya. Tabii bana ne senden? Ben kimim ki? Değil mi? Sana ne onun saçından? Sen niye böyle bir şey yaptın ya? Ne? Niye yaptın yani? O internetteki fotoğraflar filan. Yazık olmadı mı şimdi bize? Senin de diğerlerinden bir farkın yok Rahmet. O ne demek ya? Ne varmış o fotoğraflarda? Bir erkek kızlarla öyle fotoğraf çekilip koysaydı helal olsun kardeşim der sırtına vurduğunuz ama. Yani? Ben seni kıskanıyorum kızım. Kızım deme bana. Ne halin varsa gör be Müjde ya. Ne halin varsa gör ya. Rahmet. Ha. Arkadaş kalalım. Tamam. Bence de zaten. Aynen. Arkadaş kalalım. O zaman hoşça kal. Hoşça kal. O ne ya? Değil. Kızım ver. Versene şöyle. Ne bu? Bu ne ya? Neye benziyor? Sen salak mısın? Sen bunu benim işim ya. Kızım sen yemin ediyorum delisin ha. Yemin ediyorum delisin ya.
Mehtap da gelemedi. Sıra var herhalde. Gelmeyecek. Efendim? İkimizi baş başa bırakmak için gitti zaten. O ne demek ya? Niye bu kadar şaşırdın ki ya? Ne var bunda? Kız halden anlıyor. Bizi yalnız bıraktı. Ben şu hesabı ödeyeyim de biz daha rahat bir yere gidelim. Ne dersin? Sen ne diyorsun be? Ya bir dakika, bir dakika. Bu senin ilk mi? Ne ilki? Ya pardon, senin haberin yok galiba. Ama Mehtap'ın kabahati bu hep. Ya o alışık bu işlere de sen değilsin belli. Bak, istersen, sen de istersen anlaşabilirsek... ...ne kadar istersen yanım. Sen ne diyorsun be? Ne oluyor ya, ne vuruyorsun ya? Barış! Barış! Ne oluyor? Barış! Barış! Kızı bekut. Ananı sıkmıyor muyum ben senin orospu çocuğu seni? Filiz! 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 Filiz bekle, bekle. Ya bırak! Sen beni mi takip ediyorsun ya? Evet. Ne demek evet? Filiz aynı mahallede oturuyoruz. Tabii girişin çıkışını görüyorum. Sen benim çıktığımı gördün. Peşimden mi geldin? Evet takip ettim seni. Eğer takip etmemiş olsam orospu çocuk kim bilir ne yapacaktı sana? Ne yapacaktı ya? Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kendimi korurum. Benim sana ihtiyacım yok. Ama benim sana var. Benim sana ihtiyacım var Filiz. Baba. Alçak kız ya. Bırak git katır inat. Baba gel koltuğa yat hadi. Evet, gel. Gel şöyle kalk biraz. Kalk. Hoppa. Gel. Gel hadi. Bir, iki, üç. Gel çık. Ya. Hiç tek taşımamışım seni. Biri gelip senin baban Fikri değil dese mutluluktan havaya uçarım sanıyordum ama öyle değilmiş. Sen de bir garip bir adamsın ya. Sürekli sarhoşsun. Kendinden başka hiç kimseye önem vermiyorsun. Ama benim babam sensin. Zaten öz babamın kim olduğunu düşününce
Sağ ol Fikri Elbo. Sağ ol baba. Ben çıkıyorum. Nereye? Arkadaşlarla buluşuyor. Aa, iyi. Rahmet. Sen ne kadar arkadaş canlısı bir insan oldun ya. Böyle sürekli arkadaşlarla falan. Sen geliyor musun, gelmiyor musun abiciğim? Geldim, geldim. Yürü. Hikmet. Ne abla? Senin bu hafta sonu işlerin beni darlıyor artık ha. Zayıfladın zaten, kuş gibi kaldın. Abla, derdimiz bu olsun yani. Kilo bu, alınır verilir. Bazı şeyler geri alınamıyor. O ne demek ya? Oğlum bunlar nasıl laflar ya? Hadi abiciğim, hadi, hadi. Oğlum o ne demek ya? Ben çıktım. Çık! Ne dediği belli değil ya. Allah Allah. Abla telefon. Efendim Cemil. Sen baya baya korkuyorsun ha. Ya yok, korkmuyorum da. Ben iğne sevmiyorum sadece. O da korkmak sayılmaz yani. Hadi bakalım, göreceğiz. Müjde çok acıyorum ya. Çok. Bakalım nasıl dayanacak. Ya kızım kandırma bak. Kızım deme de bana. Geç. Müjde ne haber? İyi, senden ne haber? İyidir. Ne yapıyoruz bu sefer sana? Bu sefer bana değil. Kime? Bana. Tamam. Nerene? Buraya. Ne yapıyoruz peki? M harfi. Ah, hoş geldin Tülay. Selam. Ya çok sağ ol. Ay ne demek kız, yabancı mıyım ben? Ben bir saate döneyim zaten. Tamam, tamam. Bana bakın Tülay ablanızı yüz... Ya Fiko, bırak şunu ya. Allah Allah. Üzmeyin Tülay ablanızı. Ya Tülay bakma öyle ya. Tamam canım, bir şey demedik. Öf, işte annesi mantı yapmışmış. Daha önce gelmedim, şimdi ayıp olurmuş, lütfenmiş filan. Şimdi o kadar olandan sonra hayır diyemedim. Denmez zaten, anladım. Görev gibi biteceğim, geleceğim işte. Hadi bakalım, git gel. Mini bollar. Fiko! Hemen bırak onu. Yerine otur. Aferin. Bak, ben buyum. Tamam mı? Bu kadar. Ne gördüysen o. Yani benimle ilgili öğreneceğin şeylerin değiştirmeyeceği tek şey benim seni ne kadar çok sevdiğim. Bunu unutma, olur mu? Bunu bil yeter.
Arsız kimsesiz.